Sevgili kızım Ayla, yerinde rahatlısın. Rüçhan Hanım'la da iyi misin? Rüçhan Hanım. Ayla. Bu Ayla, o Ayla. Ne oluyor oğlum sana? Şey müdürüm, Rüçhan Hanım'lara başlayan yeni kız vardı ya. Türkan Ayla demişti ona. Demek ya da Ayla'ymış. Ya yeni tanıştım diye dedim müdürüm. Yüz yüze tanışmıştık da kendisiyle ben mektup verirken. Sana ne? Sana ne el alemin kızından? Hadi, hadi, hadi. Şişt, Mesut. Artık zarf çalmak yok değil mi ha? Bak bizi ne hallere düşürdün burada. Kerata. Kerata. Şakadan. Kerata. Mesut artık zarf çalmayacak çünkü biz Mesut'la anlaştık. Bugün ona bir sürü üstü yazılı zarf verdim. Değil mi? Sadık Baba bir sürü zarf verdi. Çalmak yok. Tabii. Çalan kendi hayatından çalar. Yalan söyleyen kendisine yalan söylenmesine neden olur. Eğer birini aldatırsan kendini aldatmış olursun. Eğer sen kötü bir insansan bu dünyada kendi cehennemini hazırlarsın. Değil mi? Kötü değil Mesut. Tabii değil. Mesut kötü kalpli değil. Mesut saf, tertemiz bir yüreğe sahip. Bundan kimsenin şüphesi yok. Kim var daha unuttuk. Somer. Annen Emine'yle görüştüğümüzü söylemesen olur mu? Annem artık senin problemin Türkan. Ben sana söylemiştim. Sen bu cehennemin içinde artık yalnızsın. Somer lütfen. Kusura bakma Türkan. Benim problemim değil. Benim için bir iyilik yapamaz mısın? Neden böyle bir şey yapayım ki? Somer'le Türkan dışarıda mı yiyecekler? Bilmiyorum. Somer Türkan'la buluşacağını söyledi. Hanımefendi keyfine göre geziyor ya. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Tam zamanında geldiniz çocuklar. Buyurun. Afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Türkan, sen bugün erken mi çıktın? Evet, annemle babamın yanına uğradım. Sonra da... Ben aradım aldım Türkan'ı. Annenle baban nasıldı? İyiler. Çok iyiler. Sanırım bütün gün onların yanında kaldın. Evet, annemin izin günüymüş. Vakit geçirdik beraber. Öyle mi? Peki. Ayla, servise başlayabilirsin. Afiyet olsun. Al yavrum. Sağ ol anneciğim. Ellerine sağlık Nesrin'in. Nefis görünüyor. Mesut nerede? Yedi o yemeğini. Sandığını da aldı, kulübesine geçti. Meyve de koydum. Ah,
Oh, mutlu olsun da garibim. Baba görsen, benim küçük evim dedi. Çok sevdi kulübesini. Anne. Derya ıspanağı sarımsaklı yoğurt olmadan yemez ama. Ay kızım, sarımsağı soydum da hazırlamayı unuttum. Hallediver bir hadi. Gelirken kardeşini de çağır. Ben çağırırım. Sen git yoğurdu getir. Seninki yine çıktı ortaya. Kim? Fatih. Bugün nezarete gittim. Para suyunu çekince yine dadanmış. Kürkçü dükkanına dönmüş. Ama yani nezarete de aşk olsun. Yine açtı kapısını onu. Aldı eve. Nezarette ne yapsın? Şaşırdı kalacağız. Neyse. Ben Derya'yı çağırayım. Derya Hanım, ablanızın yatağını kapmışsınız. Uyumadığını biliyorum. Işıklar açık. Müzik gümbür gümbür. Kızımın en sevdiği yemek pişmiş, ıspanak. Hadi kızım kalk yemek ye. Sen bu kadar gürültüde uyuyamazsın ki. Bebekken de öyleydin. Çıt sesine uyanırdın. Dönüşte ancak sesle uyurdu. Bir baban ninni söylerdi. Bir ben şarkı söylerdim. Sen avaz avaz ağlardın. Dönüşte mışıl mışıl uyurdu. Ay ne çektim bebekleriniz de sizden be. Hatırlıyor musun Derya? Çok küçüktünüz. Dönüş çok hastaydı. Ağzına bir lokma koyamazdı çocuğum. O yemiyor diye sen de yemezdin. Gözlerini böyle kocaman kocaman açar, ona bakıp ağlardın. Sen de çok sinirliydin sen. Seni bir tek dönüş sakinleştirirdi. Çok şükrederdim. Çocuklarım böyle iyi anlaşıyor diye. Nasıl ayırırım ben sizi? Kalbimin bir parçası sensin, bir parçası da dönüş. Biliyor musun? Kardeşlerin içinde en çok sen bana benziyorsun. Belki bu yüzden bu kadar çok bağırıp çağırıyorum sana. İnsanın kendisiyle kavga etmesi gibi. Ama gerçekten ayıramam ben sizi Derya. Ben sadece bugün sen dönüşe öyle şeyler söyleyince çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Siz böyle değilsiniz çünkü. Neyse. Anne olunca anlarsın. Benim anlamaya ihtiyacım var anne. Benim şimdi anlamaya ihtiyacım var. Yarın çok geç olabilir. Derya, bazı şeyler var, dile dökülmüyor kızım. Kelimesi yok. Ama bir gün gelecek. Bu anı hatırlayacaksın. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.